Sual nasıl sorulmuşsa öyle sor. Oku, oku. Kur'an'da 130 yerde geçen salat kelimesi benim tespitlerime göre kesinlikle yani bu namaz değilken Kur'an'da 5 vakit namaz Dur. diye yanlış anlaşılmasın. Benim tespitlerim demiyor. Benim Bununla demiyor. alakası evet. yok. Ha töbe evet. yani. Evet. Yani bu, bu soruyu gönderen soran zat Salih diyor ki tespitte bulunmuş. Evet. 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 Ee, 130 selat kelimesi namazdayken 5 vakit namaz diye bir şey ayan beyan ortadayken bu namaz nasıl e, uyduruldu diyor. İslamiyet'e nasıl girdi? Kur'an'da el bağlamak yok. Allah'a ekber diye bir kelime geçmiyor. Amin tahiyyat yok. sol omuza selat yok. Nereden çıktı? Bunlar dinimize nereden girdi diyor. ilginç. Allah rızası için bu konuyu açın yoksa hakkımızı diyor helal etmiyoruz. Lütfederler efendim. Şimdi e, hakkımız diye bir kavram yok yani ne hakkında oldu ki <laughs> senin bana yani, helal edeceksin yani ona... haram edeceksin ama ben e, konuyu açıklayayım e, size bakarak açıklayayım yahut da şu kameraya göre açıklayayım da muhatap hadi alayım oraya bakın, hocam. <laughs> biz, de hadi, hadi. Muhatap biz de oraya bakıyoruz şimdi e, evet, biz de... bak değerli kardeşim e, hicretten bir yıl önce namaz farz kılındı Kur'an-ı Kerim'de o zamana kadar gelen müddetsiz suresinde olduğu gibi Sürelerde namaz kelimesi, salat kelimesi geçer. O namaz değildir. Çünkü abdestin ve namazın e, geçtiği dönem e, Maide suresinin diyelim 6. ayetinde abdest geçer. Orada buyurur ki Allah namaza kalktığınız zaman e, abdest alın der. Evet, Şimdi diğerlerinde mesela Müddessir suresinde Allah'a kulluk, Allah'a yönelmek anlamına gelir salat kelimesi. Çünkü o zaman namaz farz kılınmamış. Dediğiniz gibi orada Allah'a yönelmek, Allah'a kulluk manasına gelir. Mesela Ahzab suresine gidersek Hüvellezî yusallî aleyküm ve melâiketuhu Melekleri Allah ve melekler sizlere salat eder. Yusalli. Oradaki salat kelimesi namaz kılar anlamına gelmez. Yani Allah bize melekleri bize namaz kılmıyor. Ne oluyor? Allahu Teala bize lütufta bulunuyor, bizi koruyor, bizi destekliyor manasına gelir. Oradaki salat kelimesi desteklemek, lütufta bulunmak anlamına geliyor. Şimdi gelelim bizim namaz kılma olayına. Kur'an-ı Kerim'inde, ee, ...namazın nasıl kılınacağı... ...onun unsurları... ...parçaları anlatılmıştır. Örneğin secde kelimesi... ...rükû kelimesi... ...ya yellezînâ menûrkâû... ...vescûdû... ...Hac suresinde olduğu gibi... ...rükû secdesi Kur'an'da geçiyor. Yani hareketle yapılan... ...bir namaz biçimi olduğunun... ...bu ayetten alıyoruz. Rükû ve secde orada konuyor. Aynı zamanda... Kur'an-ı Kerim'de Fatiha-i Şerife'nin okunacağını, Subhaneke'nin okunacağını, Tahiyye'nin okunacağını Yunus Suresinin 10. ayeti belirliyor. Dolayısıyla kıyam kelimesi Hakeza Nisa Suresinde geçiyor. Şimdi bütün bu ayetleri toparladığımız zaman bunun tatbikatını yani namazın ayakta rükû ve sucutla yapılacağının tatbikatını bizzati Cebrail peygamberimize yapmış, peygamberimiz de bize yapmıştır. Bize öğretmiştir. Yani Allahu Teala bizim önümüze geçip bize namaz kıldırması mümkün olmadığından dolayı e kim yapacaktı bunu? Peygamberi bunu yapacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik müessesesi budur. Sünnet de böyle çıkmış oluyor. Meydana çıkmış oluyor. Dolayısıyla namazın e, rükulu secdeli e, olacağını e, tatbikatını peygamberimiz yapmıştır. Ve onun içindir ki Kur'an'da mescit kelimesi geçer. Ne demek mescit kelimesi yani cami? Ne demek? Secdeye varılan yer demektir. Ve ennel mesacide lillahi innema ya'muru mesacide allahi. Mesela bu ayetlerde demek ki secde denen yani başınızı yere koymak tarzındaki secde kulun Allah'a en yakın olduğu andır. İbadetlerin en yücesidir. Onun için Allahu Teala Alak suresinin son ayetinde yani 19. ayetinde vescud vakterib der. Secde et ve yaklaş. Yani bu ne demektir? Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Dolayısıyla burada namaz yoktur. Salat şeklinde vardır tarzındaki sizin konuşmanız, sizin o tespit ettiğiniz 130 tane maddenin, kelimelerin, kavramların hangi ayette, hangi manaya geldiğini bilmiyorsunuz. Hepsine aynı manayı verdiğiniz için siz orada bunu göremiyorsunuz. Egimiz salate dediğin an o egimiz salate, egm kelimesi işte bugünkü namaz kılma şeklini ifade ediyor. Sadece salat değil, Eğim kelimesiyle beraber. Mesela örneğin Hz. Musa'ya Allahu Teala e, buyuruyor. Hz. Musa döneminde, Hz. İbrahim döneminde de namaz vardır. Örneğin ve en ahtertuke festemi alima yuha. İnneni ene Allahu la ilahe illa ene fa'budni ve egimis salate li zikri. Beni zikretmek için namaz kıl diyor. Kine bu Hazreti Musa'ya hitap ediyor Allahu Teala Taha suresinde. Dolayısıyla demek ki siz taraf tutuyorsunuz. Önce Kur'an-ı Kerim'de namazın olmadığını, namazın bu şekilde kılınmayacağını kafanızda düşünüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i kendi düşüncene alet ediyorsun. Böyle bir şey yok kardeşim. Sen kendini Kur'an-ı Kerim'in kollarına bırakacaksın. O seni götürecek, o sana konuşacak, o sana neyin ne olduğunu söyleyecek. O zaman doğru konuşmuş olursun, doğru anlatmış olursun. Benim sizden ricam bağımsız olun, kafanızdaki bilgileri silin, Kur'an'a yaklaşırken ona teslim olacak bir şekilde yaklaşacaksınız. Yani Allah'a teslimiyetiniz onun kelimesine, onun vahyine teslim olmanız anlamına gelir aynı zamanda. Dolayısıyla siz Kur'an'a teslim olmazsanız, Böyle bir takım e, yanlış sorular sorarsınız, yanlış anlayışlar sizin kafanızda belirir ve siz bir yanlışın peşine koşmak için Kur'anı araştırmaya kalkarsınız. Böyle bir şey olamaz.